Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَث۪يرًا. Ant olsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Yüce Allah Resulullah Muhammed'i bir yol gösterici, müjdeleyici, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak her zaman ve her mekan için geçerli ve faydalı evrensel bir mesaj ile gönderdi. Onun gereğince Hazreti Peygamber'in söz ve fiilleri gerçek İslam için uygulamalı bir örnek olmuştur. Öyle olması da şaşırtıcı değildir ki Peygamber Efendimiz Rabbi ile olan ilişkisinde ve farklı ırk, renk ve inançlarıyla tüm insanlarla olan ilişkisinde de Kur'an yöntemine bağlıydı. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha kendisine Hazreti Peygamber'in ahlakını sorduklarında onun ahlakı Kur'an'dı diye cevap verdi. Peygamber'in hayatını inceleyen kimse onun hallerinde, sözlerinde ve davranışlarında en iyi örnek olduğunu öğrenir. Hazreti Peygamber kendi hayatı boyunca dürüst ve samimi idi. Hatta nübüvvetten önce kendi kavmi içinde As-Sadikul Emin lakabına layık görülmüştür. Bu bağlamda şair Ahmet Şavki şöyle demiştir. Küçükken onu Eminul Kavm olarak lakaplandırdınız. Suçlanmaz ki sadık sözlü bilinen kimse. Roma kralı Herkül Resulullah'ı sormak için Ebu Süfyan İbn Harbi yanına çağırmıştı. Ve henüz İslam'a girmeden önce Ebu Süfyan ile Herkül arasında şöyle uzun bir diyalog geçmiştir. Herkül Ebu Süfyan'a şöyle sordu. Kendisinin peygamber olduğunu söylemeden önce onu yalan ile itham ettiğiniz olmuş mudur? Ebu Süfyan hayır dedi. Herkül hiç anlaşmalarını bozar mı diye sorunca Ebu Süfyan şöyle cevap verdi. Hayır bozmaz. Ancak biz şimdi onunla bir süreliğine ateşkes yaptık. Bu süre içinde ne yapacağını bilmiyoruz. Ebu Süfyan dedi ki peygamberi kötülemek için adını araya katacak bundan başka bir söz bulamadım. Eminlik ahlakının Hazreti Peygamber'in üzerindeki en güzel anlamları mübarek hicret gecesinde açıkça görüldü. Halbuki Resulullah Hazreti Ali'ye kendisine emanet edilen şeyleri sahiplerine ulaştırması ve gece yatağına yatmasını emretti. Peygamberin Mekkelilerin kendisine düşman kesildikleri ve kendisine de sahabelerine de eziyet ettiklerine rağmen böyle davranması bir kere daha büyüklüğünü ve emanete sadakatini ortaya koymuştur. Dolayısıyla müminin emanet hususunda düşmanlarına bile ihanet etmemelidir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan sen de onlarla yaptığın ahdi aynı şekilde bozduğunu kendilerine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene asla ihanet etme. Peygamber Efendimiz insanların en vefalısıdır. Bir kimse için hiç kılık değiştirmedi. Kimsenin minnetini asla unutmadı ve her minnet sahibini ödüllendirdi. Resulullah ölümünden önce her kimin bize bir iyiliği dokunmuşsa mutlaka ona karşılığını vermişizdir. Ebu Bekir hariç çünkü
onun bizim yanımızda öyle bir iyiliği vardır ki Allah onu kıyamet günü mükafatlandıracaktır. Peygamber Efendimizin Ümmül Müminin Hazreti Hatice'ye karşı olan vefası büyüktü. Halbuki yaşamında kendisini sever ve takdir ederdi. Ve ölümünden sonra da ona sadık kaldı. Resulullah Efendimiz Hazreti Hatice'ye olan vefasının gerekçelerini şöyle açıkladı. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamberin hanımlarından hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Üstelik onu Resulullah'ın yanında hiç görmedim. Fakat Resulullah onu sık sık anardı. Bir koyun kesip etini parçaladığında çoğu zaman Hatice'nin dostlarına gün derirdi. Müslüman olmayanlara karşı sadakatini gösteren Peygamber Efendimiz, Bedir esirleri hakkında eğer Mut'im bin Adey sağ olsaydı da şu kokmuşlar hakkında şefaatte bulunsaydı, onun hatırına bunları serbest bırakırdım buyurmuştur. Hazreti Peygamber Taif seferinden sonra yalnız başına Mekke'ye girmesi çok tehlikeliydi. Mutlaka birisinin himayesine ihtiyacı vardı. İşte Mut'im bu görevi de yüklenerek Hazreti Peygamber'in Mekke'ye sağ salim girmesini sağladı. Peygamber'in savaş esnasında bile düşmanlara karşı iyi muamelesini gösterdiği olaylardan şudur. Huzeyfe İbnül Yaman dedi ki, benim Bedir'e katılmama mani olan şey şudur. Ben ve babam ikimiz beraber yola çıkmıştık. Kureyş kafirleri bizi tuttular. Ve siz muhakkak Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz dediler. Biz de hayır, ona gitmiyoruz, Medine'ye gitmek istiyoruz dedik. Bunun üzerine biz de Muhammed'in safında yer alıp beraber savaşmayacağımızı, hususunda Allah'a ahd ve misak aldılar. Biz Medine'ye gelince durumu Resulullah'a arz ettik. Resulullah, haydi gidin, biz onlara verdiğimiz sözü tutar, onlara karşı Allah'tan yardım dileriz buyurdu. Peygamberin kendi eşleriyle muamelesi eşsiz ve güzel bir örnekti. Eşleriyle şefkat, merhamet, tevazu ve yumuşaklığın gösterdiği iyi bir hayat yaşadı. Onun eşlerine karşı çok büyüklenmeyip, hiç büyüklenmeyip en iyi şekilde muamele ederdi. Allah Teala'nın onlarla güzel geçinin ve diğer bir ayette kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet bayda etmesi de onun varlığının delillerindendir. Doğrusu bunda iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır buyruğunu tatbik ederdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli bir kocaydı. Kadınlarına karşı nazik idi. Karısıyla şefkatli olan bir kocanın harika bir insani sahnesinde de Hazreti Ümmül Müminin Safiye'nin ağlarken gözyaşlarını mübarek elleriyle sildi ve onu sakinleştirdi. Enes bin Malik anlatıyor ki bir yolculuk esnasında Hazreti Safiye'nin bindiği deve yavaş gittiği için canı sıkılır ve ağlamaya başlar. Resulullah onu görünce mübarek elleriyle gözyaşlarını sildi ve sakinleştirdi. Peygamber Efendimiz çocukları ve torunlarıyla olan ilişkisi ise
alınacak iyi bir örnek olduğu kesindir. Çocukları ve torunlarına sevgi, şefkat ve merhametin tüm anlamlarını gösteren ne kadar merhametli bir baba ve bir dede idi. Ümmül Müminin Hazreti Ayşe şöyle demiştir. Resulullah'a tavır, hal ve davranış bakımından Resulullah'ın kızı Fatıma'dan daha fazla benzeyen birini görmedim. Fatıma onun huzuruna girdiği zaman Resulullah ayağa kalkar, onun elini tutar, onu över ve kendi yerine oturttururdu. Ayrıca vurguluyoruz ki bu muamelenin sadece çocuklarına ve torunlarına özgü değildi. Ancak onun herkese karşı uyguladığı bir yöntemi vardı. Üsame bin Zeyd diyor ki, Resulullah beni ve Hasan'ı alır ve şöyle derdi. Allah'ım ben onları seviyorum, sen de onları sev. Enes radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle niye böyle yapmadın da demedi. Yine de Peygamber Efendimiz kendi sahabelerine gösterdiği iyi muamele konusunda alınacak bir örnek idi. Öyle ki onların sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşır, kayıpları yoklar, hastalara ziyaret eder, meseleleriyle ilgilenirdi. Simak bin Harb'den şöyle nakletmiştir. Cabir bin Samura'ya Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinde bulunuyor muydun diye sordum. Evet, çok defalar sabah namazını kıldığı namazgahından güneş doğuncaya kadar kalkmaz. Güneş doğdu mu kalkardı. Ashab konuşurlar ve cahiliyet işlerini ele alırlar da gülerlerdi. Resulullah da tebessüm buyururdu dedi. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim. Resulullah insanlık ve ahlak aynı zamanda vasatlık ve itidal konusunda gerçek İslam'ın uygulamalı bir örneğiydi. Resulullah'ın çağırdığı şeriatın hükümlerini iyice düşünen kimse tüm alanlarda vasatlık ve itidalin yöntemini görür. Hazreti Ayşe şu hadisi şerifi nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şey arasında serbest bırakıldığında günah olmadığı sürece mutlaka en kolayını seçerdi. Günah olursa da bundan en uzak insan da o olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse ona yenik düşer. O halde orta yolu tutunuz. En iyi yapmaya çalışınız. O zaman size müjdeler olsun. Günün başlangıcından, sonundan ve bir miktarda geceden faydalanınız. Peygamber Efendimiz bu vasatlık ve itidali sağlamak için her türlü aşırılığı, özellikle dinde olan aşırılığı göstermekten uyardı. Ve ibadette aşırılık yapmak isteyen sahabelerin karşısına çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekiler dinde aşırılığa kaçtıkları için helak oldular. Yüce Allah'ın bildirdiği şekilde İslam'ın yumuşaklık, şefkat ve merhameti kapsayan mesajını yaymak konusunda Resulullah'ı izlemeye ne kadar ihtiyacımız vardır. İslam mesajı adalet, hoşgörü, iyilik ve insanlıkla doludur. Allah'ım bize seni sevmeyi, senin Resulünü sevmeyi ve senin sevgine yakıştıran her ameli sevmeyi nasip eyle. Mısır'ımızın ve tüm alemlerin güven, barış ve huzur içinde yaşamasını
nasip eyle. Amin.